Caner'in sağ açık oynaması. Enteresan da hocanın tercihi dün açıklamaya çalıştı. Galiba Yayiç'i bir şekilde sol açıkta oynatabilmek, değerlendirmek için böyle bir tercihte bulundu. Rebeşo da iyi. Şimdi onu da kesmek istemedi hoca. Hani Caner'in performansı da iyi. Onu da sağda tutmaya çalıştı. Bu nedenle orada oynatam olmadı. 15. dakikada değiştirdi. Evet. Özellikle geri dönüşlerde Caner de alışamadı oraya. Ters kaldı. Hani bir de pozisyon almada böyle... Tabii rakibin sizi çalımlamasıyla ilgili pozisyon değişiyor. Oynarım hocam, bir şey olmaz. Profesyonel oyuncuyum ben artık, 30-31 yaşıma geldim deyip kendinizi orada yapabilirsiniz. Ama bir anda rakip sizi, bir boşluğunuzu hisseder. Siz fark etmeden oradan sizi hep geçiyor olur. Onu hissettikleri için değiştirdiler. Bir daha yapmaz sanırım ama Yayiç'i kazanmayla ilgili. Yayiç'i sağ açık, sol açıkta oynatıp bir de orada görmeyle ilgiliydi galiba. Eldeki diğer muhtemelen 11'de yer vermesi, şimdi oyunculara da hakkaniyetli davranarak. Diaby fena oynamıyor. Yayiç dönebilecek gibi. Dün bu sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Yine kötü. Ona rağmen Yayiç performansı için kötü ama yine bu sezon üzerinde iyi sayılabilir. Son önünde Caner fena oynamadı şu ana kadar. Yani evet. İlginç bir artık bollukta bir evrim oluştu. Bir Tyler dönüşüm Boyd yaşıyor. Boyd bir çaba içerisinde golü kendine getirdi biraz. Dün de bir pozisyonda heyecan yaptı. Ayağına çarptı pozisyon. Oğuzhan'ın asistini de yemiş oldu. Bu arada Oğuzhan'a çok kızılıyor. Belki Boyd, de asist yapmış olacaktı. Orada Boyd topu kontrol edebilseydi belki iş değişebilirdi. Belki Oğuzhan'a asist iyi gelebilirdi. Bu sene neredeyse hiç katkısı yok takıma.